Merhaba değerli kullanıcılarımız. Bu videomuzda sizlere geliştirme süreci devam etmekte olan Altos Müşavir Beta sürümündeki yaptığımız yeniliklerden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle kullanım kolaylığı sağlayacağını düşündüğümüz bir özellik, sık kullandığınız web adreslerini program menüsü içerisinden erişebileceksiniz. Bununla ilgili olarak tanımlar menüsünde, genel tanımlar menüsünde bağlantılar menüsü ekledik. Bu menüye girdiğinizde sık kullandığınız web adreslerinizi buraya tanımlayıp açıklama kısmına da menüde görünmesini istediğiniz şekildeki ismini tanımladıktan sonra çarpı butonundan çıkış yapıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra yeni eklenen bağlantılar menüsünün altında eklemiş olduğunuz web adreslerini görebiliyorsunuz. Buradan tıkladığınız zaman hızlı bir şekilde web adresine erişiminizi sağlayacaktır. Bu özelliğin haricinde hesap grafikleri menülerimiz eklendi. Dökümler menüsünün altında hesap grafikleri menümüz var artık. Buraya girdiğiniz zaman buradaki parametre ayarlarınızı yaptıktan sonra firmanızın hesaplarını burada kıyaslayabileceksiniz. Grafik olarak görüntüleyebileceksiniz bunları. Örneğin firmamızın 4 tane hesabını burada yan yana getirip bakabiliyorsunuz. 2 tanesini deneyelim örnekte. Hesap planını açıyoruz. Örneğin kasa hesabına. Bir de banka hesaplarına çağırdım. Borç alacak bakiye şeklinde 3 tane seçenek sunuyor bize. Ben bakiye sütunlarını ve kümülatif ya da aylık değerlerini istiyorum. Örneğimize kümülatif isteyelim. Göster butonunu tıkladığınızda bu şekilde hesaplarınızın grafiksel olarak raporlarını alabileceksiniz. Bunun haricinde farklı bir firmayı da çağırıp buraya, örneğin demo firmamızı seçip onun içindeki dönemlerin ve hesapların karşılaştırmalarını da buradan yapabiliriz. Diğer bir eklenen özellik de artık YMY ve Kebir defterine eklendi şu anda. Bunları GMSNet'te olduğu gibi ön izlemelerini alıp ister dışarıya bir dosya kayıt edebilirsiniz, isterseniz printer'dan direkt çıktı alabilirsiniz. YMY defteri menüsüne girdiğimizde ayarlar parametreler butonu tıkladığınızda GMSNet'te olan ön ayarlar bölümünü buradan tüm defter ve fiş dökümleri, muavin dökümleri için yapabileceksiniz. Şu şekilde gösterelim. Görüldüğü gibi GMSNet'teki görünümüyle aynı şekilde buradaki ayarlamalarınızı yaptıktan sonra kaydet butonuyla ya da F2 kısa yoluyla kaydedip bir önceki ekrana dönüş yapabiliriz. Burada defter döküm tarih aralığını yazdıktan sonra rapor butonuna tıkladığınızda defterin ön izlemesini alabiliriz. Sayfa geçiş butonlarıyla da sayfalar arası görüntüleme yapabiliriz. Bunları yaptıktan sonra ister printer'a yazdırabilirsiniz, isterseniz bu butona tıkladıktan sonra burada size sunulan program türlerine göre dosya formatlarını belirleyip bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Göstermek istediğimiz bir diğer özellik de YMY defterine giriş yaptığınızda rapor tasarımı butonudur. Bu buton aracılığıyla yeni bir tasarım oluşturup kendinize özel kişiselleştirilmiş olarak YMY defterini döküm yapabilirsiniz. Burada da buradaki artı butonuna yeni ekle deyip bir tanım oluşturuyoruz. Varsayılan olarak kullanılıp kullanmayacağını belirtiyoruz. Düzenle butonunu, tasarım içeriğini değiştir butonunu tıklayarak rapor tasarımı menüsüne giriş yapıyoruz. Buradaki araçları kullanarak da raporumuzdaki istediğimiz değişikliği yapıp kaydettikten sonra bu formatta kişiselleştirilmiş olarak raporlarımızı kullanabiliyoruz artık. Bu özellik zamanla diğer tüm raporlarımıza eklenecek. Şu anda sadece YMY ve Kebir defterinde bunu görebilmekteyiz. Bir de Kebir defterini görelim. Parametrelerimizi yine istersek buradan belirleyebiliriz. Aynı şekilde Kebir ile ilgili olan ön ayarlarımızı. Kaydettikten sonra defter döküm biçimi daha önceden olduğu gibi buradaki ayarlamaları yapıp rapor butonunu tıkladığımızda raporun ön izlemesini ekranımızda görüp istersek yine printer'a gönderebiliriz ya da istersek herhangi bir program formatında dışarıya kaydedip defterimizi kullanabiliriz. Sayfa geçiş butonlarıyla da görüldüğü gibi önceki sonraki sayfalar arasında geçiş yapıp ön izlemeyi inceleyebiliriz.
Bu özellik zamanla diğer raporlarımızda, mizan, muavin defterlerimizde, kasa defterlerimize, dokümanlar menüsündeki tüm her yere eklenecektir. Yeni eklediğimiz bir özellik ise Altos Asistan uygulaması olacaktır. Altos Asistan uygulamasına ana menüye ilk giriş kısmında Altos Asistan diye kısa yolunu göreceğiz. Bu uygulama sayesinde mükelleflerinizin bilgilerini GIP üzerinden programınızın içerisine indirip beyanname sorgulamalarını, raporlu personel sorgulamaları gibi işlemlerini bu ekrandan görebileceksiniz. Ürün tamamlandıkça Altos Asistan uygulamamızla da ilgili görünümleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Altos geliştirme sürecinden haberdar olmak için bizi takipte kalın. Herkese mutlu günler dileriz.